Arkadaşlar, Otostart kanalından yeni bir video ile herkese merhaba. Arkamda Fiat için ilklerin arabası var. Fiat Egea'nın hibrit motorlu ve otomatik şanzımanlı versiyonun test sürüşüne çıkacağız. Bu araç hakkında neyi merak ediyorsanız bulacağınız bir video hazırladım sizler için. Şimdi gelin ufaktan da olsa bir tasarımına bakalım. Daha sonra bütün teknik verilerine, sürüş detaylarına değinelim. Tasarımla ilgili aslında trafikte çok fazla gördüğümüz için gözümüzün aşina olduğu bir model. Makyaj operasyonu geçirdi ve ön yüzü biraz daha ayak uydurdu. Ön tarafta bu değişen Fiat logosu benim hoşuma giden detaylardan. Aynı zamanda ön farlarla orta panjurun birleşmesi önden daha agresif bir görüntü kazandırıyor Fiat Egea'ya. Bu donanımlı arkadaşlar LED farlarımız geliyor. Sinyallerimiz de LED şeklinde yanıyor. Hatta şurada da böyle LED teknolojisi yazısı var. Güzel duruyor. Sis farlarımız LED değil, eski nesil halojen ampul. Aracımız Egea Cross'un station wagonu, yani cross wagon diye geçiyor aslında Fiat tabiriyle. Türk insanının tam istediği bir araç. Geniş bir bagajı var, hafif yerden yüksek, fiyatı uygun, otomatik şanzıman gibi pek çok güzel özellikleri var. Yan tarafa geçiyorum. Hibrit olduğu için farklı bir detay var. Çamurlukta gördüğünüz gibi hibrit yazısı var. Şu H'ye de mavi şeklinde bir yaprak koymuşlar. Çevreci olduğunu da gösteriyor. 215-55-17 inç ebatında elmas kesim, çift renkli güzel jantlarımız var. Yan profilde arkadaşlar cross olduğu için çamurluk dodiklerimiz var. Yan baş piyelimizde gri bir parça var. Gene gri renkte dikiz aynamız ve gri renkte tavan barımız yer alıyor. Aynı zamanda krom kaplamalı kapı kollarımız var ki burada da anahtarsız giriş çalıştırma özelliği mevcut. Arka tarafa geçiyorum. Bir station wagon, cross wagon alıyorsanız arka tasarım, bagaj tasarımız sizin için önceliklidir. Bagajı açmadan önce arka stoplardaki LED çizgiyi de size göstermek istiyorum. Ve gelin bir bagajı kaldıralım. 550 litre yükleme kapasitesine sahip geniş bir bagaj var. Sınıf ihtiyaçlarını tam anlamıyla karşılıyor. Şurada seyyar bir pandizotumuz var. Şu şekilde orta kademeye de getirebiliyorsunuz. Veya bir tık daha geriye alıp komple burayı açabiliyorsunuz. Bagajın sol tarafında bir saklama alanımız var arkadaşlar. Kapaklı değil ama farklı bir bölüm. Şurada 12 voltluk bir çıkışımız. 2 tane sarı ampul aydınlatmamız var. Gene sağ tarafta da bir eşya gözümüz var. Bagajı gerçekten kullanışlı aracın. Şöyle zemini kaldırıyorum. Bakın şuradaki klipslere bagaj zemini sabitlendi. İsterseniz buraya da ufak tefek eşyalarınızı saklayabilirsiniz. Buradaki zeminde de yumuşak malzemelerin kullanmasıyla beraber arka tarafta öyle çok fazla tıkırtı çıtırtı da olmayacaktır. Şöyle bir daha kaldırıyorum ve tam boy bir stepnemiz, tamir kitimiz burada da yer alıyor. Koltuklar da arkadaşlar 60'a 40 oranında isterseniz yatırabiliyorsunuz. Çok daha geniş bir bagaj alanınız oluyor. Aracın içine geçmeden arkadaşlar motor kaputunu açtım. Bir de size bu hibrit motorunu göstermek istiyorum. Burada gördüğünüz turbo beslemeli motorumuz. 1.5 litrelik turbo beslemeli motor. Elektrik ünitesi şurada yer alıyor. Bataryalar aracın altına yerleştirilmiş ve ağırlık merkezini aşağı çekiyor. O da güzel detaylardan. Yani bazı hibrit araçlarda biliyorsunuz bagaja koyuyorlar. Bagajın hacminden biraz çalıyorlar. Egea'da öyle bir durum yok. Egea'nın arka koltuğundayım arkadaşlar. Sürücü koltuğu bana göre ayarlı. Şu şekilde göstereyim. Burada bir 4 parmaklık güzel bir diz mesafesi var. Baş mesafesi de yeterli seviyede. Arka yaşam alanı olarak ihtiyacınızı karşılayacak bir genişliğe sahip. Kapı içi panelinin yukarılar sert malzeme. Şurada ufak bir saklama alanı. Altında da bir saklama alanımız var. Tek tuşlu açılmayan bir arka camımız var ama açıldığında tam bir şekilde açılıyor. Bu koltuklarımız kumaş. Orta tarafta gri bir parça kullanmışlar. Kenarda da siyah parçalar ama şurada ince bir deri detayı da var arkadaşlar. Bunu da göstermiş olayım size. Ön kol dayamanın arkasında bir tane USB çıkışımız. Çok küçük bir şaft tünelimiz var. Ortaya 3. kişi oturabilir. Arkada bir kol dayamamız mevcut ama burada herhangi bir bardaklık yok. Sadece kol dayamak için küçük bir bölme yapmışlar. Bu kafalıklarımız filan deri kaplamalı. Şöyle bir de ön konsolu göstereyim ben size. Ortada güzel bir multimedya ekranımız var. Yatay konumda ve yüzer şekilde buradaki multimedya gerçekten kaliteli duruyor. Dokunmatik hissiyatları vesaire gayet güzel. Araç bilgilerine girdiğinizde burada e-hibrit diye bir modu var. Buradan ekonomi yapıp yapmadığınızı da kontrol edebiliyorsunuz. Şuralar, yukarılar yumuşak malzeme arkadaşlar. Ortada havalandırma kanalının hemen altında piyano bilek bir parçamız ve krom detaylı bir parçamız var. Dijital klimamız mevcut. Klimanın tuşlarının verdiği hissiyat gayet güzel. Hemen altında gördüğünüz gibi şu şekilde telefonunuzu koyabileceğiniz bir kablosuz şarj özelliği bulunan saklama alanı mevcut. Koltuk ısıtma tuşlarımız, 12 voltluk güç çıkışımız, bir de USB girişimiz var. Otomatik bir şanzımanımız var. Artık burada multimedya isterseniz buradan kapatıp veya sesini buradan açabiliyorsunuz. Manuel bir el frenimiz mevcut. 2 adet bardaklığımız, kumaş kaplamalı, ileri geri hareket edebilen bir kol dayamamız da burada yer alıyor.
Şimdi dönelim bir de öndeki ekranımıza. Orta tarafta dijital bir panelimiz var. Solda ve sağda analog ekranlar yer alıyor. Aslında önceki Fiat Egea'nın aynısı. Sadece şuradaki bilgi ekranı yenilenmiş. Hibritle beraber elektrik motorunu nasıl kullandığınızı gösteren bir ekran var. Bakın sağ üst köşede EV yazıyor. EV yazısı aktifse siz elektrikli motorla hareket ediyorsunuz anlamına geliyor. Şimdi start stop'a bastım şu an. Ready yazısı yazdı. Şu an araba hazır dedi bana. Drive moduna aldığımda elektrikli modla sürüşe başlıyorum. Hatta gelin bir sürüşe çıkalım. Geri kalan her şeye sürüşte değinelim. Ve evet arkadaşlar, Hybrid Egea'mızın şu an test sürüşündeyiz. Önümde güzel bir bilgi ekranı var. İşte yeni menü ile beraber elektrik bataryamın ne kadar şarj olduğunu veya hangi motoru kullandığımı önümdeki ekrandan görebiliyorum. Şu an bataryalarım %18 doluluğa sahip. Bu sefer konforla değil de motorla başlayacağım ben size. Başta 1.5 litrelik turbo beslemeli 4 silindirli bir motorumuz var. 130 beygir gücüne ve 240 Nm de torka sahip bu benzinli içten yanmalı motorumuz. Bir de arkadaşlar 15 kW gücünde 48 voltluk 55 Nm torkuna sahip elektrikli motorumuz var, bataryamız var. Bu iki motorla beraber araba size istediğiniz performansı ve düşük tüketimi sunuyor. Son dönemde hibrit araçlar biraz daha arttı. Toyota var yarışa ilk başta başlayan, daha sonra işte Japon üretici Honda geldi derken Alman gruplarından geldi ama Alman grupları tam hibrit değil. Egea'da veya Toyota'da olduğu gibi değil. Mild hibrit diye geçiyor, yani hafif hibrit. Bu araçtaki gibi değil. Altımda kullandığım araçta elektrik modla seyredebiliyorsunuz. Mesela biraz evvel sürüşe çıktım ben. Sürüşe başladığımda önümdeki ekranda EV modu yazıyordu. Hatta şu anda da önümdeki ekranda EV modu, EV yazısını görebiliyorum ben. EV yazıyorsa bilin ki elektrikli motorla seyrediyorsunuz. Onun gücüyle ilerliyorsunuz. Egea'daki olay şu. Siz sürüşe başladığınızda ilk tepkilerde biraz daha elektrikli motoru kullanarak asıl tüketim yapacağınız yerde elektrikten güç aldığı için yakıt tüketiminizi aşağıya çekmek. Ama performans isterseniz, gaza biraz daha fazla yüklenirseniz o zaman içten yanmalı o turbo beslemeli Firefly diye isimlendirilen, ki güçlü bir turbo beslemeli motor var. O motordan güç alıyor, o motordan destekleniyor ve arabanın performansı biraz daha artıyor. Rakiplerinde şöyle bir olay var. İşte 50 kilometreye kadar elektrikli modla seyredebiliyorsunuz sadece diye. Bu araçta öyle bir durum yok. Siz gaza az bastığınızda otomatik olarak elektrikli moda geçiyor ve araç içten yanmalı motoru tamamen kapatıyor. 60 kilometre ile veya 70 kilometre ile seyrederken siz sabit şekilde ayağınızı gaza bastığınızda önünüzdeki ekranda bir EV yazısı çıkıyor. Yani elektrikli modla seyrettiğinizi gösteriyor size. Egea'nın rakiplerine göre, hibrit rakiplerine göre bir güzel avantajı var. Rakiplerinde atmosferik motor üzerine elektrik motor konuyor. Öyle bir hibrit motor yakalanıyor. Ama Egea'da atmosferik motor yok. Turbo beslemeli 1.5 litrelik turbo beslemeli güzel bir motor var arkadaşlar. Ve buna elektrik desteğinin sunmasıyla beraber araçtan iyi bir performans alabiliyorsunuz. Hatta kenara duracağım. Ben bir 0-100 göstereceğim size. Daha sonra motoru anlatayım. 0-100 verileri aracın kasasına göre değişiyor. Mesela sedan bir araç aldınız. O zaman 0-100'ünüz 8.6 saniye oluyor ki bence güzel bir veri o. Cross wagon aldınız 9 saniye oluyor. Station wagon alırsanız 9.2 saniye oluyor. Ama en uzun süresi bile gerçekten 0-100 performans olarak çoğu rakibiyle iyi yarışacak seviyede. Hatta Volkswagen'in TSI'larıyla da yarışabilecek bir 0-100'ü var. Maksimum sürati ise 206-210 kilometrelere kadar çıkabiliyor bu araç. Araçta herhangi bir sürüş modu yok. Sadece direksiyonu değiştirebiliyorsunuz. Fiat kullananlar bilir. Şurada bir City modumuz var. City modunu açtığınızda şehir içinde gerçekten arabanın direksiyonu tüy kadar hafif oluyor. Şehir içinde böyle küçük manevralarda gerçekten işinizi kolaylaştıracak bir mod. Uzun yolda kapatmanızı tavsiye ederim. Bir de şurada e-auto mod tuşu var. Buna bastığınızda arabanın elektrik motorunu devre dışı bırakıyor. Sadece içten yanmalı motorla sürüşünüze devam ediyorsunuz. Bunu da açalım şu an. Elektrik modumuz da devrede olsun. Yolumuz müsait. Dip gaz yapıyorum. Çok güzel. 6000'e kadar devir çeviriyor. Güzel bir hızlanması var. 90, 100, 100 kilometreye ulaştık, 120, gayet güzel. Önümdeki ekrandan, motordan 140 kilometreye ulaştık. Öndeki kamyondan dolayı yavaşlıyorum. Hızlanması güzel. Önümdeki ekranda motorun veya elektrik motorunun hangisinden güç aldığımı da ayırt edebileceğim bir menü bulunması güzel. Şu an EV modla, elektrik modla gidiyordum ama dip gaz yapıyorum tekrar. Güzel bir hızlanması var. Ufaktan patiye düşüyor. Evet, ama motorun performansı, motorun verdiği hissiyat gerçekten gayet güzel. Şanzıman ise araçta 7 ileri DCT, ıslak çift kavramalı bir şanzıman var. Sol tarafa aldığınızda manuel olarak arttırıp azaltabiliyorsunuz bu şanzımanı. Vites geçişleri güzel, pürüzsüz, performanslı kullandığınızda da size güzel bir hissiyat sunuyor. Motorla uyumu gayet güzel.
İki motor arasındaki geçişler de pürüzsüz. Herhangi bir sarsıntı hissetmiyorsunuz. Ara hızlanması vesaire, şuradan vites küçültürseniz mesela, vites küçültüp dip gaz yapıyorum. Gayet güzel. 5. vitese geçtim. Arabanın genel olarak performanslı bir yapısı var aslında. Bu arabanın 1.0'ını da kullanmıştım. Onun da performansı aslında yeterli seviyedeydi ama eğer ki daha fazla performans istiyorsanız bu araca göz atmanız gerekir. Güçlü bir motor var. Şöyle ara hızlanmasını da göstermek istiyorum ben size. 90 km'deyiz. Drive modunu aldım. Dip gaz yapıyorum. Şanzımanı drive'da kullandığım için böyle 1 saniyelik bir gecikme var. Yine çift kavrama şanzımanlardan beklenen bir gecikme aslında. O gecikmeyi engellemek için işte manuel alıp vitesi küçültüp öyle bir dip gaz yapmanız gerekiyor. Evet, böyle biraz daha seri bir araç oluyor. Ama arabanın gerek sıfırdan kalkış olsun gerek ara hızlanması olsun çoğu insanı memnun edecek, tatmin edecek seviyede. 240 Nm torkumuz var dedik. Tabii bir de elektrikli motorun 55 Nm torkuyla beraber araç rampada veya yük altında da geniş bir bagajımız var. Tabii cross wagon, station wagon araç kullanıyoruz. Oraya da yükü yüklediğinizde rampada vesaire bu araç size herhangi bir sıkıntı yaşatmaz arkadaşlar. Şöyle bir hibrit rakipleriyle kıyaslayacak olursak Egea'nın elinin güçlü olduğu nokta 1.5'lik motoru turbo beslemeli olduğu için daha düşük devirlerde, yani 1700 gibi devirde maksimum torku alabiliyorsunuz. Egea hibritin bir diğer avantajı ise motorlu taşıtlar vergisi, MTV avantajı var. Evet, Toyota hibrit modunda, elektrik modunda özellikle daha uzun kilometre sunuyor. Elektrikle daha fazla yol alabiliyorsunuz. Fakat 1.8 litrelik motor hacmi olduğu için bir üst vergi dilimine giriyor. Bu da aslında yaptığınız ekonominin büyük bir kısmını devlete vergi olarak vermeniz anlamına geliyor. Egea'nın ise 1.5 litre motor olmasından dolayı alt vergi dilimine giriyor. Yani yıllık bazda daha az vergi ödüyorsunuz. Egea'nın bir diğer artısı ise rakiplerinde, hibrit rakiplerinde CVT şanzıman kullanılırken Egea'da çift kavramalı bir şanzıman kullanılması hem sürüş konforunuzu hem de performanslı sürüşlerde arabanın size verdiği hissiyatı daha fazla arttıracaktır. Peki bir de yakıt tüketimini söyleyelim. Hibrit alıyorsunuz, ekonomik bir araç isteyeceksinizdir. Mesela 110 km hıza ulaştığımızda arabanın çevirdiği deviri göstereceğim ben size. Evet, 110 km'de şu an sabit şekilde gaza basıyorum. Yaklaşık 2250-2300 devir civarında çeviriyor. Eğer ki rampa çıkmıyorsanız, düz yoldaysanız EV modu devreye giriyor. EV moduyla beraber yakıt tüketiminiz, deviriniz tamamen aşağı iniyor. Yakıt tüketiminiz tamamen sıfırlanıyor. Tabii hibrit motorların asıl olayı şehir içinde ekonomik sürüş sunması. Çünkü arabayı ışıklardan kaldırırken siz biraz daha fazla yakıt harcayacaksınız. Orada elektrik motorla kalkmanız, benzinli motoru kullanmamanız, işte ekonomiyi asıl o zaman yapacaksınız. Kalkışta eğer ki gaza çok fazla dokunmuyorsanız, çok fazla güç istemiyorsanız EV modla hareket edeceğiniz için gene yakıt tüketimini aşağı çekeceksiniz. Ama siz bu araçtan performans isterseniz, gaza biraz daha sert basarsanız, o zaman elektrikli motoru az kullanacağınız için turbo beslemeli motorda güç istediğinizde fazla yakacağı için ekonomik sürüş yapamazsınız. Şu an 70-80 km ile seyrediyorum. Hafif şekilde gaza basıyorum ve sadece elektrikli motordan güç alıyorum. Yani bu şekilde de 70 kilometrelerde de 80 kilometrelerde de elektrikli motorla seyredebilirsiniz. Ama dediğim gibi gaza hafif basmanız gerekir. Bu arabayı dışarıdan şarj edemiyorsunuz. Kendi kendine şarj oluyor. Mesela 80 kilometrede seyrediyorum. Şu an motordan, içten yanmalıdan güç alıyorum. Ayağımı gazdan çektiğim anda önümdeki ekrandan da gösteriyor. Arabanın tekerlerindeki o kinetik enerji disklerin yardımıyla beraber elektrik enerjisine bataryalara gönderiyor. Bataryaları bu şekilde şarj edebiliyorsunuz. Veya seyir halindeyken ayağınızı gazdan çekmediniz, gaza basıyorsunuz. Bakın ben şu an gaza basıyorum. 74-75 km ile seyrediyorum ama önümdeki ekranda hala bataryayı şarj ettiğimi gösteriyorum. İşte Egea Hibrit'in bir diğer artısı da bu. Gaza bastığınızda da şarj edebiliyorsunuz. Bu da motorun gücüyle beraber o dinamo çevirerek bataryaları doldurabiliyorsunuz. Bu hibritin çalışmasını önümdeki hayalet ekrandan takip edebildiğim gibi ortadaki multimedyadan da takip edebiliyorum. Şöyle sürüş geçmişlerine de bakıp işte gün gün, haftalık siz ne kadar yaptınız, ne kadar tüketim yaptınız. Bu şekilde de sürüş geçmişlerine bakabiliyorsunuz. Şuradan tekrar güç moduna geleyim. Sürüş ekranını seçtiğimde de tekerlere
İçten yanmalı motordan mı yoksa elektrikli motordan mı güç çıktığını, güç gittiğini buradan görebiliyorum. Arabanın motoru oldukça da sessiz arkadaşlar. Gerek üst devirlerde gerek alt devirlerde öyle kabine çok fazla ses gelmiyor. Hatta konforuna da değinmiş olayım. Kabin içerisinde genel olarak çok gürültülü bir ortam yok. 110 kilometreleri aştığınızda bir miktar rüzgar sesi veya yol sesi alabiliyorsunuz ama 110 kilometrenin altında aslında Egea konforlu da hissettiriyor. Orta sertliğe sahip bir süspansiyonumuz var. Eğer ki çukurlar biraz daha derinse veya kasisler biraz daha yüksekse süspansiyon evet biraz daha sert vuruyor ama şehir içi engellerden, yamalardan geçerken çok fazla sıkıntı çıkartmıyor. Yol tutuş ise orta sertliğe sahip süspansiyonlarla iyi seviyede sayılabilir. Yalnız direksiyonu bana bir tık yumuşak geldi. İşte özellikle City moduna aldığınızda gerçekten çok yumuşak bir direksiyon var. Konforlu sürüşler için güzel özellik ama biraz daha performanslı sürüşler için daha sert, daha hisli bir direksiyon isterdim ben. Tabii bu performans arabası değil, aile arabası olarak değerlendirilirse yani hem konfor olarak hem yol tutuş olarak ihtiyaçlarını karşılayacak bir seviyede yapılmış. Zaten bu araç arkadaşlar ülkemizde üretildiği için bizim vatandaşımızın ihtiyacına göre üretilen bir araç. Yani gerek iç hacim olsun, gerek bagaj olsun, gerek sunduğu konfor ve yakıt tüketim verileri olsun aslında Türk toplumu için üretilmiş bir araç. Fiat Egea. Egea almayı düşünüyorsanız bu 1.5'lik turbo hibrit motora bakmanızda fayda var. Hem tüketim değeri aşağılarda hem de performans ihtiyacınıza gerçekten güzel cevap veren bir motor. Tabi Egea artık eskisi gibi değil. Dolu paket aldığınızda gerçekten dolu bir araç alıyorsunuz. Kör nokta uyarı sisteminden tutun da şerit takip sistemine kadar pek çok güvenlik ekipmanı var. Şerit takip sistemi iyi, fena sayılmaz. Şeritleri güzel okuyor. Yani şu an mesela ters ışıkta olmama rağmen şeritleri algılıyor. Bakın ben biraz şöyle yol dışından çıkartmak istedim. Şeridime sokuyor. Sağdan da tekrar beni şeride sokmaya çalışıyor. Yalnız biraz sert müdahale ediyor. Bakın şöyle tekrar göstereyim. Evet. Ortada tutuyor. Ellerin direksiyonda tut uyarısı veriyor. Tekrar tuttum, bıraktım. Gene şeritten çıkartalım bakalım. Güzel. Yani şeritleri okuması güzel. Sadece şeride bir tık daha sert sokuyor. Biraz daha yumuşak müdahalede bulunsaydı daha güzel olabilirdi ama bir sonraki nesilde ben o problemi de çözeceklerdir diye düşünüyorum. Donanım olarak devam edeyim. Full paket aldığınızda tabii ki LED farlarla alıyorsunuz. Hem önde hem de arka stoplarda LED olması güzel. Buradaki multimedya çok güzel. Yani bu multimedyanın hem dokunduğunuzda verdiği tepki hem de renkleri, tonu, pikselleri vesaire çok iyi. Hatta abartmadan söylüyorum, Honda'nın yeni nesil multimedyasından daha bir kullanışlı, daha bir net çözünürlüğü var. Bunu söyleyebilirim. Yukarılarda falan yumuşak malzemelerin kullanılmasıyla beraber aracındaki trim sesini de engellemişler. Şimdi arkadaşlar önümdeki ekranı tekrar sıfırladım. Sabit şekilde gaza basarsam ne kadar yakacağım diye bakıyorum. Ortalama 10 kilometre yol aldım ve 5 litrelik 4.8, 4.9 o civarda geziyor şu an. Ortalama bir tüketimim var. Yani uzun yolda bu aracı 5 litrenin altına rahatlıkla düşürebilirsiniz. Tabii çok fazla gazlamazsınız. Evet arkadaşlar, videonun sonuna geldik. Benim yeni Egea Hybrid ile ilgili genel olarak söyleyeceklerim bunlar. Umarım sizin için faydalı, beğendiğiniz bir video olmuştur. Merak ettikleriniz varsa gene yorumlar bölmesine yazarsanız cevaplamaktan memnun kalırım. Hala abone değilseniz kanala abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayın. Hoşça kalın, kendinize iyi bakın.